Yönetim kurulu başkanı olarak Stok Grup ailesine yıl sonu kahvaltısı düzenlediniz. Neler söylemek istersiniz? Türkiye bir ama İstanbul iki seçim geçirdi. Bu seçimlerin ekonomik olarak Türkiye ekonomisine ciddi etki etti. KOBİ'lerin ve işletmelerin aleyhine bir durum gerçekleşti. Piyasada para çekildi. Devlet alımlarını bitirdi. O yüzden Stok Grup olarak biz de bundan ciddi anlamda etkilendik. Çünkü yaptığımız iş tamamen devlete, hükümete, belediyelere hizmet veren bir sektörde çalışıyoruz. Buna rağmen %25 oranında büyümeyi gerçekleştirdik. Bu bizim için çok ciddi bir başarı. İhracatta %322 büyüme gerçekleştirdik. Gerçekten bu da bizim için çok etkili bir şey. Yani seneyi her türlü zorluğa rağmen çok ciddi başarılarla bitirdik. Tabii burada ben ekibime çok teşekkür ediyorum. Benim ekibim gerçekten azimle, hırsla, mücadeleyle, asla pes etmeden bu süreci çok doğru bir şekilde değerlendirdi. Doğru noktalara vurmayı başardı ve seneyi ciddi bir başarıyla bitirdik. 2020 yılının Türkiye ekonomisi olarak çok ciddi bir açılma bekliyorum. İlk çeyrekten sonra, özellikle ilk çeyrekten sonra ciddi bir açılma bekliyorum. 2020 yılında Stok Grup bazı hazırlıklar yaptı. Bulgaristan'da bir şirket kurduk. Büyüme trendini biraz daha farklı kulvarda genişletmeye başladık diyeyim. Zaten büyüyen bir firmaydık ama büyüme trendini farklı kulvarlarda biraz daha dış pazara hakim olacak şekilde planlamalar yaptık. Bulgaristan'daki şirketimiz 2020 yılında güzel şeyler yapacak. Elimizden geleni yapacağız. Ben gerçekten ekip arkadaşlarıma, özellikle yöneticilerime, alt kadroya, üretimdeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Vermiş oldukları mücadeleden dolayı. Önce Stok Grup ailesine, sonra ülkemdeki tüm insanlara ve dünya insanlarına 2020 yılında mutluluk, huzur, sağlık diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.